GES1 medya ekranlarından herkese merhaba. Ayda bir GES1 atletizm özel yayınıyla karşınızdayız. Ben Hilmi Uslu. Bugün Murat Budak'la birlikte bu yayını gerçekleştireceğiz. Murat abi merhaba, hoş geldin abi. Hoş bulduk Hilmi, merhaba. Abi GES1 medyanın yeni yüzüsün. Cidden ilk yaptığın yayında ayda bir GES1'de çok güzel, başarılı bir yayın çıkarttın. Bundan dolayı seni tebrik ediyorum. Bize dahil olduğun için de teşekkür ediyorum abi. Ben de sizin aranızda olmaktan çok mutluyum. Gerçekten yayınlarda başarılı olabiliyorsam ne mutlu diyorum. İnşallah bakalım abi, daha güzel başarılara birlikte imza atacağız diyerek yayınımıza başlayalım. Murat abi, 2023 sezonunun ilk faaliyet programı düzenlendi. Geçen hafta Konyaeli'nde gerçekleştirildi atletizm turnuvası. Bu turnuva öncelikle katılan tüm sporcularımıza, takımlarımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize, federasyon görevlilerimize, yani bu turnuvada emeği geçen herkese tek tek teşekkür etmek istiyorum. Cidden spora özlemişiz. Bayağıdır spordan ayrı kalıyorduk. Bu sporun yaşattığı heyecan bizim gibi sporcular için, sahadaki yarışanlar için daha farklı tabii ki, ama böyle biz takip eden sporcular için dahi çok farklı bir heyecana sahne oluyor. Öncelikle teşekkürümüzü ettikten sonra yayınımıza hızlıca geçiş yapalım. Murat abi, bu turnuvaya toplamda 350'nin üzerinde sporcu ve 100'ün üzerinde kulüp katılım sağladı. Öncelikle bu katılım oranları bence hiç hafife alınacak az bir katılım oranı olarak değerlendirmiyorum kendi şahsi düşüncem olarak. Katılımın yüksek olduğu bir organizasyondu. Sence bu turnuvanındaki bu yüksek katılımın olmasının sebebi nedir? Nasıl yorumluyorsun abi? Ben de ilk önce atletizm turnuvasına katılan bütün sporcuları, idarecileri, federasyon yöneticilerini kutluyorum. Sporcuları da cesaretinden ötürü kutluyorum böyle bir turnuvaya katılım sağladıkları için. İlk önce şunu görüyorum ben, bu kadar çok katılımın olması biz görme engelli sporcular olarak spora ne kadar ihtiyacımız olduğunu, sporla ne kadar mutlu olduğumuzu, spor yaptığımız zaman kendimizi ne kadar iyi hissettiğimizi görüyorum. Katılımın bu kadar yüksek olması gerçekten çok sevindirici. Ne kadar çok görme engelli kardeşimiz spora dahil olursa bizim görme engelli sporumuz o kadar ileri noktalara gidecek diye düşünüyorum. Mevsimin uygun olması bunda etkili olmuş olabilir. Dediğim Hava gibi şartlarının güzel olması. Aynen, hava şartlarının atletizm olanaklarına el vermesi muhtemelen etkili olmuştur turnuvaya katılımın bu kadar yüksek olmasında. Onun dışında dediğim gibi sporcuların bir an önce artık faaliyetlerin başlamasını istemesi etkili olduğunu düşünüyorum ben. Şimdilik bunu söylüyorum yani. Evet Murat abi, yorumların için teşekkür ediyoruz. Bu turnuva dediğimiz gibi 350'nin üzerinde sporcu ve 100'ün üzerinde kulübün katılım sağladığı bir turnuvaydı. Hatta bu turnuva... Şunu söyleyeyim ben ek not olarak, geçen sene Mersin'de yapılan turnuvadan yaklaşık %10, %15 daha fazla katılım var burada. Bu turnuvada değil mi? Aynen öyle. Sporcu sayısında %10 ile %15 arasında katılım daha yüksek. Bu da çok sevindirici. Tabii ki katılımın yüksek olması, yani demek ki görme engellilerde spor gittikçe daha gelişiyor. Katılım Kesinlikle. daha çok artıyor. Biz bu katılım oranlarını, bu sporcu kitlesini düzgün yönetebilirsek, cevherleri doğru seçebilirsek, milli takımlarımız açısından da ilerleyen yıllarda bence bu yüksek katılımlı turnuvalardan iyi milli sporcuların çıkabileceğini düşünüyorum abi. Kesinlikle bakıyorum. Müsabaka listelerine baktığımda daha 9-10 yaşında kardeşlerimin bile istekle bu turnuvaya katıldığını görmek gerçekten beni heyecanlandırıyor. Bu çocuklar inşallah gelecekte milli takımımızda yer alarak bayrağımızı dalgalandıracak diye düşünüyorum ben. Umarım bu iyi dilek temellerimiz en kısa sürede gerçekleşir. Murat abi, bu turnuvada bir de şöyle bir durum vardı atletizm turnuvasında. Deprem bölgesindeki kulüplerden inanılmaz bir katılım vardı. Şu şekilde söyleyeyim. 20 kulüp, hemen notlarıma bakıyorum, 109 sporcu bu turnuvada deprem bölgesinden geldi. Öncelikle ben burada şöyle yorumluyorum bunu bir sporcu olarak.
deprem bölgesinde olan birisi olarak da ben şu şekilde Evet. değerlendiriyorum. Ben de sana onu soracaktım. Yani deprem bölgesinde bu büyük felaketi yaşayan bir sporcu olarak nasıl görüyorsun deprem bölgesinden bu kadar yoğun bir katılım, yoğun bir katılım olarak görüyorum çünkü. Bu yoğun katılımın bu kadar fazla olmasını nasıl yorumluyorsun? Sen aynı durumda atletizm branşında yarışan bir sporcu olsan katılmak ister miydin böyle bir turnuvaya? Ne yapmak isterdin? Ben senin görüşlerini depremi yaşayan bir arkadaşımız olarak çok merak ediyorum. Bu konuda bir yorumlarını alabilirsem. Elbette bir atletizmci olmak isterdim. Yani severek yaptığım bir, yani golbol gibi severek yaptığım bir spor atletizm olmasını isterdim. Şu şekilde isterdim. Ya yani turnuvaya özellikle şu dönemde, şu durumda bence deprem bölgesindeki sporcu için hem kariyer planlamaları açısından hem de bu depremin olumsuz etkilerini bir nebze de olsa hafifletmek açısından bence güzel bir imkan olurdu, güzel bir fırsat olurdu atletizm sporcusu olsaydım kendim. Ama bakıyorum benim gibi düşünen çok kişi olmuş. Deprem bölgesinde az önce de zikrettiğimiz gibi 20 üzerinde kulüp ve 109 sporcu bu turnuvada müsabakalara katılarak mücadele etmiş. Tekrar da söylenecek olursa bence bir atletizm sporcusu olsaydım bu turnuvayı dört gözle çekiyor olurdum. Her zamanki bu olağan düzeninde bir turnuva olacaktı. Katılmayı isterdim yani dört gözle ama sadece şu an bu şekilde hayallerle oluyor. Çünkü ben bir atletizmci değilim. Ligler iptal edilmiş bir golbol sporcusuyum burada abi. Evet, doğru söylüyorsun. Aynı şekilde ben de aynı şekilde senin gibi golbol sporcusuyum ama bir şeyler bahane edilerek turnuvalar ertelendi. En çok da beni üzen bu kadar katılımı deprem bölgesinden bu kadar katılımı gördüğüm zaman buradaki bu felaketi yaşayan insanlar demek ki spor yoluyla kendilerini daha iyi hissediyorlar ki bakın turnuvalara katılıyor. Aynı şekilde niye golbol turnuvaları iptal ediliyor diye kendimi yemiyor da değilim yani. Evet, haklısın çünkü bu konuyla ilgili de sana sorum olacaktı zaten abi. Mesela 20 tane kulüp 109 sporcu dedik ya bu yüzde olarak da mesela sporcu sayısında %30 turnuvaya katılan sporcuların %30'u deprem bölgesinde, kulüplerin de %25-20'si galiba yanlış hatırlamıyorsam Evet, %20. %20'ye tekabül ediyor. Evet, %20'ye tekabül eden bir katılım oranı var. Deprem bölgesinden katılımların bu kadar yüksek olduğu bir zamanda atletizm turnuvası özelinde baktığımız zaman yani sporcular turnuvaya katılmak, spor yapmak istiyor atletizm sporcuları en azından. Bu sadece Kesinlikle. atletizm sporcuların da olduğunu düşünmüyorum. Ligler iptal edilen B2 B3 futsalcılarının da aynı şekilde golbol sporcularının da yani bu istekte bu arzuda olduklarını tahmin ediyor demiyorum, biliyorum. Çünkü birebir konuştuğum çok sporcu arkadaşımın, kardeşimin turnuvalar, liglerin yapılmasının en azından bir Türkiye şampiyonası gibisinden çocuk avuturcasına savuşturulmasındansa eski düzeninde devam edilmesinden yana olduklarını söylüyorlar. Sen bu liglerin iptal edilmesini bu rakamlar göz önünde bulundurularak nasıl değerlendiriyorsun abi? Ben burada ilk önce ülkemiz çok büyük bir deprem yaşadı. Bunu kabul ediyorum. Kolay bir süreç atlatmadık. Ama federasyon burada Ne yanlış yaptı? Ne yanlış yaptı abi? faaliyet programını çok çabuk iptal etti. Bütün ligleri bütün organizasyonları kaldırdı. Çok çabuk hareket edildi bu konuda. Şöyle ki mesela şimdi az önce istatistikleri verdik. Atletizm turnuvası 30 Mayıs'ta yapıldı. 30 Mayıs'ta yapıldı ve deprem bölgesinden bu kadar katılım oldu. Temmuz ayından önce hiçbir golbol ligi yükselme dahil buna. Hiçbir golbol ligi zaten faaliyet programında yoktu. Erken davranıp faaliyet programını iptal edip golbolü böyle tek şampiyona halinde yapmak gerçekten federasyona yakışmadı diyorum. Çünkü İnsafsızca oldu sence ya. gördüğümüz gibi hani şu atletizm turnuvasında gördüğümüz gibi sporcular spor yapmak istiyor. Sporcular kendisini iyi hissetmek istiyor. Kalkıp bunun üzerine
görme engelli spor camiası içinde en çok sporcusu olan bir branşı kalkıp da saçma sapan bir şekle getirmek gerçekten ben diğer arkadaşlarımla da konuşuyorum. Görme engelli sporcuları üzüyor ve geriye götürüyor. Zaten bir sene pandemiden ötürü bu ligler hiçbir şekilde yapılmadı. Sporcular sporunu yapamadı. Sporda biliyoruz yani öyle bir faaliyet ki yapılmadığı zaman düşüyorsunuz, kondisyondan düşüyorsunuz, her şeyden düşüyorsunuz. Bu sene tek devreli bir şampiyona yapıyorsunuz. Buna çoğu kulüp katılamayacak ya da katılmayacak, kendileri bile katılmayacak buna. Çünkü adaletsiz eşleştirmeler olacak. Belki bazı takımlar gelecek burada bir maç yapıp geri memleketine dönecek. Çünkü düşünün, birincilik takımları var burada. Aynı zamanda yükselmeden de takım geldiğini düşün. Birincilik takımıyla yükselmedeki takımı karşılaştırdığınız zaman bir maçta yükselme takımını geri gönderiyorsunuz. O sporcunun şevkini kırıyorsunuz. Adaletsizliği gösteriyorsunuz. Sağdaki adaletsizliği gösteriyorsunuz. Ya bunlar gerçekten hani benim gözümde federasyonun yanlış yaptığı, acele ettiği diyeyim yani. Daha doğrusu acele ettiği kararlar bunlar. Olmamalıydı. Atletizm turnuvası nasıl yapıldıysa şimdi önümüzde de Temmuz ayında halter turnuvası yapılıyor mesela. Aynı şekilde golbol ligleri de aynı şekilde yerinde kalıp çok sağlıklı şekilde bu liglerin devam ettirebileceğini düşünüyorum ve bu felaketi yaşayan bölgedeki arkadaşlarımın, sporcu kardeşlerimin de sonuna kadar bu liglere katılıp burada performans sağlayacaklarını düşünüyordum ben ama bizim istediğimiz gibi her şey her zaman olmuyor işte. Ya dediğin gibi ligler iptal edilmektense bir müddet bekletilip daha Kesinlikle. sonra bir karar alınabilirdi. Ya belki bu daha sonra alınacak karar da liglerin iptal edilmesi olabilirdi. Ama bu işin en kolayı olacaktı. Daha önce Gespir medya ekranlarından da defalarca tekrar ettiğimiz bir husus vardı. Deprem bölgesindeki takımları turnuvadan önce 10 gün 15 gün neyse artık tam belirlendikten sonra bir kampa alınıp daha sonra turnuvanın düzenlenmesi hem sportif açıdan hem de sporcunun rehabilitesi açısından çok daha etkili olacağını defalarca söyledik. Ama maalesef böyle bir tutumla, böyle bir durumla karşılaşmadık. Murat abi şöyle bir durum var. Ben bununla ilgili düşüncelerini de cidden çok merak ediyorum. Ya, cidden buradaki inanılmaz bir tezatlık var şu şekilde. Mesela bu katılan kulüpler, deprem bölgesindeki katılan 20 kulüp 109 sporcudan. Bu 20 kulübün çoğu ligler yapılmasın diye dilekçe veren kulüplerimizden. Ya şimdi şu şekilde düşünüyorum ben. Depremden ötürü liglere katılamayacağınızı söylüyorsunuz. Olumsuz etkilendiğinizi tabii ki amenna ben kimseye şunu söylemiyorum. Deprem duygusallığı yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor gibisinden bir yargıda bulunmuyorum. Ama şu soruyu da kendilerine ve sana yöneltmek istiyorum. Madem şu an liglere katılamayacak kadar depremden etkilenen bir yersiniz, bir kulüpsünüz. Aynen Yani öyle. sportif başarıyı bu kadar önemsiyorsunuz. Ligdeki alabileceğiniz belki kötü bir sonuç olacaktı. Belki tam tersine farklı bir çözüm bulunduğu zaman sizin kulüp imkanlarından daha çok sağlanacak bir kamp imkanı olsaydı, antrenman imkanı olsaydı belki sporcularınız daha iyi bir Yere gelecekti. sporculuk sergileyecekti, daha iyi bir oyun oynayacaktı. Ama bu yapılmadı. Ama şöyle bir durum yapıldı. Hem dilekçe verdiler ligler iptal edilsin diye hem de atletizm turnuvasına katıldılar abi. Mesela buradaki Gerçekten. bu bir çifte standart mı desem artık iki yüzlülük mü desem ya da daha farklı bir telaffuzda da bulunamıyorum. Bu çelişki diyeyim. Bu çelişkinin sebebi sence ne? Neden böyle bir durumla karşılaştık biz? Ben şöyle düşünüyorum burada. Burada kulüp yöneticilerinin gerçekten ikiyüzlü davrandığını düşünüyorum. Çünkü senin sporcun spor yapmak istiyor. Biz bunu görüyoruz. Bu turnuvada çok iyi görüyoruz bunu. Burada tamam federasyonun hataları var. Ama kulüp olarak da senin hataların var. Çünkü görme engelli sporcu, bütün kulüplerin sporcuları da aynı şekildedir. Sporcu spor yapmak ister. Sen götürdüğün sürece sporcun, sen imkan sağladığın sürece sporcun antrenmana katılır. Ya da federasyon bu imkanı sağlarsa. Sporcu katılır. Sporcu her zaman spor yapmak ister ama yöneticilerin gerçekten bu dilekçeye imza atan
Voleybol liglerinin oynanmaması için, bu sene durdurulması için, oynanmaması için bu şekilde imza atan kulüplerin yöneticilerini gerçekten anlamış değilim. Önünüzde elinizde spor yapmak isteyen sporcunuz var. Mücadele ediyor. Gerçekten çoğu da bu atletizm turnuvasında madalya getiren sporcular bunlar. Başarı getiren sporcular. İstekliler. Siz niye görme engelli spor camiası için bu kadar önemli olan iki spor dalını, birisi Evet. B2, B3, birisi voleybol, niye Evet abi. oynanmaması için dilekçe verirsiniz? Yani anlamış değilim. Gerçekten anlamış değilim. Hani spor, sizin amacınız kulüp olarak spor yaptırmak değil mi bu sporculara? Spor yaptırmak. Ama siz spor yaptırmamak üzerine uğraşıyorsunuz. Bunun üzerine dilekçe veriyorsunuz. Tezat gibi, bunun üzerine tezat olacak şekilde kalkıyorsunuz atletizm turnuvasına. Toplam turnuvaya katılan kulüp sayısının %20'si gibi, 1/5 gibi bir rakamla katılıyorsunuz. Burada başarılar alıyorsunuz. Anlamış değilim, gerçekten anlamış değilim. Voleybola karşı bir garezleri olduğunu düşünüyorum. B2, B3'e karşı bir tavırlarının olduğunu düşünmeye başladım artık. Abi biraz daha özele inecek olursak mesela şöyle bir istatistik de gözlerimizin önünde. Yani bugünkü görüşümüz, yayınımız açıkçası kendi yorumlarımız artı görünen gerçekler. Yani karşımızda somut olarak duran gerçekler abi. Kesinlikle. Mesela Antep'ten katılımcı sporcu sayısı 17 abi. Ya bu 17 ciddi bir rakam. Diyarbakır'dan Gerçekten. aynı şekilde, Adıyaman'dan 9, Çukurova'dan 4, Diyarbakır'dan Adana'da. 6, Elazığ Harput'tan 4. Ya cidden baktığın zaman daha söyleyemediğim çok var. Mesela Diyarbakır'a bakabilirsin. Adıyaman değil de orada şey yapmayalım. Kulübü Adana kulübü orası. pardon, Adana GESK. Yanlış Aynen. söylemişim. Pardon, evet. Adana'dan var, Elazığ'dan var, Diyarbakır'dan var, Şanlıurfa'dan var. Birkaç kulüp bunlar. Tek kulüp de değil. Bir dakika şöyle yapalım o zaman Murat abi. Ben buradaki aradan seçmektense ben komple bu listeyi bir okuyayım ben. Bu deprem Evet, bu. bölgelerinden katılan sporcu sayılarını, kulüpleri ve sporcu sayılarını bir okuyayım. Adana Şunu GESK. Evet. okumadan şunu söyleyeyim Tabii ki. Hilmi, dinleyen kardeşlerimiz için burada yer alan kulüpler de bunu dinleyecektir. Çıkarabildiğimiz en doğru istatistiği çıkarabildik. Yanlışımız, eksiğimiz, fazlamız varsa da affola diyelim. Öyle okumaya başlayalım listeyi istersen. Tabii ki bence Murat abicim cidden bu konuda mesela insanları zan altında bırakmamak için ya da yanlış bir bilgi Kesinlikle. vermemek için sarf ettiğim bu gayretten için seni tebrik ediyorum. Senin Teşekkür şu ederim. sergilediğin buradaki gayretin yani %5'ini %10'unu kulüp başkanlarımız, kulüp yöneticilerimiz spor yaptırmak için sergileseydi şu an çok daha farklı bir durumda olurduk diye düşünüyorum. Emin Adana ol, GESK'ten evet ben abi. bu oluşumun içinde olduğum için, bu ailenin içinde olduğum için üzerime bir görev verildiği zaman bunu tek taraflı hiçbir zaman araştırmadım. Her zaman belgelere dayanarak bir şeyler kanıtlamaya çalışıyorum. O yüzden de elimden geldiği kadar, ulaşabildiğim kadar bilgiye, belgeye ulaşmaya çalıştım. Öyle bir liste hazırlamaya çalıştım. Dediğim gibi eksiğim, fazlam varsa da affola diyorum. Özür diliyorum yani eksiğim fazlam varsa. Teşekkür ediyoruz. Kulüp ve sporcu sıralaması şu şekilde, sayısı şu şekilde. Adana GESK 9 sporcu. Çukurova GESK 4 sporcu. Bunu bir Adana olarak da düşünebiliriz. Mesela Adana'dan 13 sporcu abi. 10 sporcu Yani. evet. Evet. Daha fazlaları çıkacak şimdi. Duyacaksınız. Diyarbakır GESK 6 sporcu. Elazığ Harput GESK 4 sporcu. Gaziantep Belediyesi 17 sporcu. Ateş GESK 2 sporcu. Atılımcı GESK 3 sporcu. Gaziantep Görbir 3 sporcu. Gaziantep Dolping GESK 2 sporcu. Gaziantep Dinamik GESK 2 sporcu. Gaziantep Mitadenç GESK 2 sporcu. GAP Görme Engelliler Okulu 9 sporcu. Malatya Yeşilyurt Belediyesi 6 sporcu. Şanlı GESK 6 sporcu. Şanlıurfa Işığımol GESK 9 sporcu. Şanlıurfa Esk Engelliler Spor Kulübü 2 sporcu. Şehit Kamil Belediyesi 2 sporcu. Turgut Kahramanmaraş, yeni adı Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü 1 sporcu. 21 Diyarbakır
8 Yes. sporcu. Toplamda 20 takım, 109 sporcu. Ya baktığın zaman mesela bir ilden çok farklı 5 kulüp katılmış. Özellikle Antep'te. Antep'e ben 17 dedim ama bir kulübün sayısı sadece 17. Evet, Antep'teki sadece belediye Gaziantep Belediyesi'nin sporcusu 17 sadece. baktığımız zaman abi Antep'ten katılan sporcu sayısı şöyle bir kabatasak 22, 24 yani 30'a yakın. 26 sporcu abi. Aynen öyle. Cidden 26 sporcu. Ankara'dan ya da İzmir'den artık İstanbul'dan böyle sporun başkenti olan yerlerden, kalabalık nüfuslu olan şehirlerimizden, sporcu sayımızın yüksek olan şehirlerinden dahi bu kadar Daha katılımın fazla. olmadığını görüyoruz. Kesinlikle öyle. Şimdi Ben az bir önce İzmirliyim. Ben mesela İzmirliyim. İzmir kulübünde oynuyorum. İzmir'den bile belki 5-6 sporcu katıldı. Yani öyle düşün. elbette elbette az önce bir şey söylemiştin. Kulüplerimizin ikiyüzlülüğü olarak görüyorum demiştin. Evet. Şimdiki bu okuduğum listeye bakıldığı zaman ve senin söylediğine göre, söylediğin doğrultusunda bence kulüplerimizin bu şekilde bir ikiyüzlülük sergilemesi, bu şekilde bir tutumun içerisinde olması maalesef sebebini nasıl bir çıkarları var ki ya da neyden kaçıyorlar ki? Yani gol branşı tamam zahmetli bir branş, ona hemfikiriz. Ama ya takımın varsa, senin sporcun varsa yaptıracaksın. Kolay da olsa, zor da olsa zaten sen orada kulüp başkanlığı için, kulüp yöneticiliği yapıyorsan orada o sporcuya sporu yaptırmak için varsın. Benim bu soruna şöyle aklıma hemen cevap geliyor. Hani cevap derken sen bu soruyu sorduğunda aklımda şöyle şey uyanıyor. Bunun sebepleri şöyle olabilir. Birincisi kulüp ya spor yaptırmak istemiyordur sporcuya. Basit turnuvalara Abi istiyorsa götürüyordur. getiriyor. Atletizm basit turnu olarak görüyorsan ayrı. Aynen hani basit dediğim şöyle. Süre olarak kısa. Evet, Zaman olarak kısa bir ve maliyeti az buçuk diyeyim yani. Maliyeti az gün turnuvalara götürüyor olarak görüyorum. Götürmüş öyle gözüküyor kulüpler sporcularını. Maliyeti daha ağır. Sporcu sayısı yönünden daha fazla. İdare etmesi daha zor olacağı olan gol B2, B3. Çünkü daha uzun süreli müsabakalar bunlar. Bir hafta süren müsabakalar. Tabii buraların maliyeti daha ağır. Sporcu idare etmesi daha zor buralarda. Yani işine geldiği turnuvalara kulüpler sporcuları götürüyor. İşine gelmediği turnuvalara götürmüyor. Gözüyle görüyorum ben şu an. Anladım abi. Teşekkür ediyorum. Özür diliyorum bu değerlendirmelerin içinde. Estağfurullah. Murat abi bugün yayınımızın bu bölümünü de tamamlayalım. Yavaştan kapatalım. Bu çifte standardı dile getirdik. Sayılarla, rakamlarla birebir olarak gösterdiğimizi düşünüyorum. Artık bundan sonraki takdir tamamen kamuoyunun. Buradaki biz kendi düşüncelerimizden daha ziyade ya şunu da söylemek istiyorum ben. Burada şu an sadece Murat Budak ve Hilmi Uslu olarak bizleri kesinlikle düşünmeyin. Yani bu sadece Hilmi Uslu ile Murat Budak'ın söylediklerinin böyle konuşuyor gibisinden düşünmeyin. Emin olun biz şu an camiamızdaki sporcuların %90'ı belki %90'ından fazlasının şu Gerçekten an öyle. duygularını sadece burada sizlere aktarıyoruz. Ben Ve şunu söylemek istiyorum Hilmi, iznin olursa tabii ki. bu konuyu kapatacaksak son olarak keşke diyorum sporcuların spor yapmaya istekli olduğu kadar federasyon ve kulüp yöneticileri, kulüp başkanları da sporcuların spor yapmaya istekli oldukları kadar istekli olabilseler her şey çözüleceğini düşünüyorum. Anladım abim. Ya ben bilmiyorum cidden bu turnuvada şu da az önce söylemeyi unuttum ben. Mesela bu sene ligler yapılmayan liglerdeki hakların hepsi saklı kalacak. Yapılan Kesinlikle. liglerde tabii ki sporcuların performanslarından daha ziyade bir de kulüplerin delege muhabbeti var abi bu işin Ha, içerisinde. evet. Bir de o Katıldıkları muhabbet var. Doğru. yani bence bu alınan kararlarda kulüplerin maddiyattan daha da önde düşündükleri bir tanesi de ben de delege olduğunu düşünüyorum. Mesela atletizm turnuvasına katılmasa belki bir de önümüzde seçim var 2024'te. Evet, Yani onu da delege
kazanması gerekiyor. Delege kazanması gerekiyor. Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun abi? Dediğim gibi delege kazanması gerektiği için bu tarz kısa süreli turnuvalara katılıyor. Çünkü katıldığı zaman bir delege de olsa delege kazanacak. Diğer dediğim golbol gibi turnuvalara da gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Yani burada hani ne amaçla dilekçe verip katılmayabilir diye düşünüyorum. Şöyle kendi kendime düşündüğüm zaman işin içinden çıkamıyorum. Gerçekten işin içinden çıkamıyorum. Çünkü sporcusunun ihtiyacı var. Sporcu spor yapmak istiyor. Ama hani çözemiyorum bir türlü. Kendi kafamda da çözemiyorum. Bir yere oturtamıyorum bunu. Federasyon açısından da baktığım zaman bir yere oturtamıyorum. Kulüp açısından da baktığım zaman bir yere oturtamıyorum bunu. Bakalım abi, hayırlısı inşallah. Hayırlısı inşallah diyelim abi. Hayırlısı diyelim. İnşallah daha güzel. Bu seneyi kaybettik ama gelecek sene inşallah daha güzel şeyler yapılır. Sporcusunu spor yaptırmak için kulüp yönetimleri elinden geleni yapar. Federasyon da aynı şekilde adım atar diye temenni ediyorum. Hilmi'ciğim, bu arada konuyu bağlamadan önce son kez kulağıma gelen bir dedikodu var. Kulis bilgisi. Bu deprem bölgesinden katılan kulüplerle ilgili onların katılma sebebi olarak söylüyorum. Bu kulüplere bazı maddi ve siyasi destek sağlanacağı. O yüzden bir seneye olan seçim için bu kulüplerin bundan sonraki turnuvalara elinden geldiği kadar katılabilmeleri için destek sağlandığı duyumu geldi bana. Şu an görme engeller camiası bu dedikoduyla çalkalanıyor şu an. Murat abi, yanlış anlamadım değil mi? Deprem bölgesindeki kulüplere Bazıları diyelim. bazılarına çok özür dilerim. Öncelikle az önce ben de bir genelleme yaptın. Ben de onu tam düzeltmek isteyecektim. Bazı kulüplere bunun bu sayısı ile ilgili bir şey var mı? Çünkü yayın öncesinde hiç bunu konuşmadık. Şu an benim için de açıkçası bu bir sürpriz oldu. Sayı verebilecek misin? İsim verebilecek misin? Bununla Ya ilgili biraz 3-4 kulüp konuşuluyor. Bunlardan şu an tam bir dedikodu, şu an bir kulis haberi olduğu için bir duyduğum kulüplerden bir tanesi Malatya Yeşilyurt Belediyesi Kulübü. şu an benim için de cidden bu bir adeta son dakika haberi olduğu gibi oldu. Şu an deprem Sonuna sakladım. bölgesindeki Bile bile yayının sonlarına doğru bir şey olsun diye, izleyicilerin ilgisini çeksin diye artık sona saklamıştım. Böyle bir kulis haberi, böyle bir dedikodu şu an camiada dolanıyor. tekrar edecek olursak, toparlayacak olursak son dakika yazıyorum hatta altına da sıcak haber diyorum. Deprem bölgesindeki turnuvaya katılan kulüplerden 3 tanesi, 4 tanesi dedin, 3-4 tanesi, hatta bir tanesi de Malatya Yeşilyurt dedin. Bu kulüplere turnuvaya katılmaları için maddi ve Ve siyasi anlamda siyasi. destek sağlanacağını, bunun sebebinin 2024 seçimleri olduğunu mu? Evet, aynen o şekilde şu anda dolaşan haber. Dolaşan haber bu şekilde. Bu cidden bu haber için de, bu kulis bilgisi için de öncelikle bunu söyleyelim. Kulis bilgisi için de, dedikodu için de burada bir sana Umarım doğru değildir yani. Umarım doğru değildir bu haber. doğru değildir, doğru değildir gibisinden iyi bir temennide bulunuyorsun ama ben şöyle Hayır, söyleyeyim. sadece hani Sen şu an 3 kulüp diyorsun. Dedikodu sonuçta bir şey, ateş olmayan yerden duman çıkmaz gibisinden. Yarın Umarım öbür gün diyorum zaten hani 5 gün, umarım 5 gün, 10, 10'un 20, yani bu kulüpleri katlanarak giderek katlandığını görürsek eğer şaşırmam açıkçası. Çünkü camiamızda yani her dakika, her saniye ne olduğunu anlamıyoruz. Bir gün karşısında, bir gün yanında, bir gün birlikte hareket ettiği adamın diğer gün arkasından iş çevirme mi dersin? Kesinlikle. Siyasi, maddi menfaatler için yapılmayanların olmadığı maalesef bir camiaya dönüştük.
Sadece bu Kesinlikle. bugünün özelinde olan bir durum da değil. Yıllardır böyleydik maalesef. Şu anda aynı Kesinlikle. şekilde devam ediyoruz. İnşallah bu şekilde şeyler sadece kulis bilgisi olarak ya da dedikodu olarak kalır diye düşünüyorum ama Ben de o neyse yüzden umarım dedim. Hani o yüzden umarım. Hani gelecek. inşallah hani beklentimiz tabii ki böyle bir şeyin olmaması olursa bu gerçekten üzücü bir durum. Elbette çok haklısın. Ya zaten bunu süreçte gösterecektir. Görev dağılımlarındır. Kesinlikle. Dediğim gibi diğeridir, belikidir gibisinden faktörler zaten kendisini Bu yarın belirtir. takımların turnuvalara katılma sıklığıdır. Oralardan çıkacaktır zaten ortaya. Elbette, elbette. Bu durumun çok ben de hoş karşılamadığımı ama bir kulüp bilgisi olduğunu ve takdiri de kamuoyuna bıraktığımızı söylüyorum. Ve Murat abi öncelikle bu bölümü artık kapatalım ben. Bir şoku daha kaldıramayacağım. Abi biz istatistiklerle birlikte değerlendirmelerimizi yaptık ve şimdi geldik Atletizm Türkiye Şampiyonası'na. Öncelikle şu şekilde söyleyeyim. Geçen sene Atletizm Türkiye Şampiyonası cidden vasat bir turnuvaya sahne olmuştu. Yani yarışmalarından, organizasyonundan, ödül törenlerinden, yemesinden, içmesinden hepsi cidden inanılmaz kötü bir turnuvaydı. Mersin'deki düzenlenen turnuva. Biz de bununla ilgili gespri olarak cidden çok yapıcı eleştiriler yaptığımızı düşünüyorum. Yani bu konuyla ilgili Gesper'in sözünü her zaman söylediğin gibi bütün sporcuların söz olarak kabul edin. Sadece buradaki 3-5 kişinin sözü olarak değil. Sporcuların taleplerini federasyonumuza iyi ilettiğimizi düşünüyorum. Geçen seneki o yazımızdan, o eleştirilerimizden federasyonumuzun bir ders çıkartıp bu sene bu turnuvayı açıkçası yani hak ettiğini vermek lazım. Sezar'ın hakkını vermek lazım diyerek ben konuştuğum kişilerle sen daha hakimsin. Genel anlamda güzel bir turnuvanın olduğu söyleniliyor. Bu konuda cidden geçen seneki eleştirilerimizi dikkate alıp da bu sene bu şekilde bir turnuva düzenleyen yönetimimize cidden teşekkür ediyorum. Teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Sana soracak olursak abi senin görüştüklerinle sporcular, antrenörler, federasyon temsilcileri bu turnuvayı sen nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle senin dediğin gibi bir sene önce düzenlenen Mersin'deki turnuvadan kat kat daha iyi olduğunu bütün görüştüğüm sporcular olsun, başkanlar olsun, kulüp başkanları, federasyon temsilcisi herkes aynı şekilde bu turnuvanın gerçekten organizasyon olarak çok iyi organize edildiğini, düzenlendiğini söylüyor herkes. Bu turnuvayı bu şekilde gerçekten böyle düzenleyen federasyon yönetimine ilk önce çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir organizasyon düzenlemişler ama burada da bazı eksikler yine var. Biz bunları nasıl Mersin'de Gesper ekip olarak söyledik, bir şeyler yoluna girdiyse burada da eksikleri söylersek bunların da bir sonraki turnuvada inşallah daha düzenli olacağını, daha yoluna gireceğini düşünüyorum ben. Çok Burada ben haklısın Murat abi. İlk başta biz Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. kesinlikle diyorum birincisi federasyon yönetimine, ikincisi teknik ekibe. Tabii ki, tabii ki. Yani sonuçta organizasyonu yapan onlar. Ondan yana değil. Ben yok. Sezar'ın hakkını Sezar'a derken bu turnuvadaki kulüplerin en çok beğendiği ya da organizasyon mudur, yeme içme midir, artık konaklama mıdır, sağlık hizmetleri midir? Bunlarla ilgili detaylı bilgi verecek olursan. Tamam, verelim bunlarla ilgili de. Görüştüğüm arkadaşların, kendim orada yok olmadığım için çoğu arkadaşla görüştüm. Burada İAŞ olayı, yeme içme olayı kesinlikle bütün arkadaşlardan duyduğum hepsi olumlu yönde fikirlerdi. Mükemmel olduğunu söylüyorlar. Yeme içme konusunda hiçbir şekilde sıkıntı yaşanmadığını söylüyorlar. Konaklama olarak da hiçbir sıkıntı yok. Konaklama da en ideal şekilde kredi yurtlar kurumları ayarlanmış. Dileyen sporcular, yöneticiler buralarda kalmışlar. Bu konuda da hiçbir sıkıntı yok. O konuda da her şeyin mükemmel olduğunu söylüyor arkadaşlar. Onun dışında şey olarak, bilişim olarak bu veri girişlerinin anında yapıldığını, hiçbir şekilde aksama olmadığını söylüyorlar. Bununla ilgili de
Buradan veri girişini yapan İrfan abime teşekkür ediyorum. O ilgilendi bu konuyla alakalı. Gerçekten mükemmel bir iletişim ağının olduğunu söylüyorlar. O konuda da hiçbir sıkıntı yok. Saha çevresinde daha önceki turnuvalardaki bu kalabalıktan oluşan kaosların çok aza indiğini, saha içinde atletizm yapılan sahanın içinde kaosun en az noktaya indirildiğini söylediler. Bu konuda da tebrik ediyorum ben teknik kurulu. Onun dışında tabii ki yanlış giden bazı durumlar da var. Mesela benim araştırmalarım sonucu gördüğüm, onları anlatayım size. Mesela hakemlerin hiçbir şekilde görme engelli bireyleri aşina olmadığını söylüyorlar. Tanımıyormuş gibi seçildiğini söylüyorlar. Bu konuda çok küçük bir süre eğitim verildiğini görme engelliler hakkında. O eğitimin dışında hiçbir eğitim verilmediğini söylüyorlar hakemler hakkında. Ben burada şu aklıma geliyor. Direkt diyorum ki federasyonun kendi B1, B2, B3 futbol, golbol branşlarında nasıl hakemleri varsa niye atletizmde federasyon bu şekilde bir uygulama yapmıyor? Hakemler çünkü görme engelli sporcuya nasıl davranacağını bilmiyorlar mesela. Bu büyük sıkıntı gerçekten. Bununla ilgili şikayetleri çok duyduğum için söylüyorum, dile getiriyorum bu yüzden. Daha sonraki sıkıntı turnuva sürecinin çok kısa bir zamana sığdırılması. Bu kadar branşın yarıştırıldığı, müsabakanın olduğu bir turnuvaya 1,5 günün çok az geldiği, bazı müsabakaların aynı anda yapıldığı, mesela bir sporcunun bir müsabakadan çıkıp hemen diğer müsabakaya katıldığını duydum. Niye 1,5 gün gibi kısa bir süre bu kadar müsabakası çok olan bir turnuvaya veriliyor, onu anlamış değilim. 99 tane müsabaka hesapladım ben, doğruysa eğer. Yani 99 tane müsabakanın yapılması için de 1,5 gün bana göre çok kısa bir süre. Onun dışında servis ağının sıkıntılı olduğunu söylediler. Sadece sabah akşam Kredi Yurtlar Kurumu'na servislerin konulduğunu, müsabakası olmayan sporcuların akşama kadar o müsabaka alanında boş boş beklediğini söylediler. Bu konuda biraz herhalde zayıf kalmış organizasyon ekibi. Ama genel olarak bunu anlattıklarımın dışında genel olarak güzel bir organizasyon düzenlemişler. Tebrik ediyorum bu yüzden. Teşekkür ediyorum Murat abi. Başka bu turnuvadaki aksaklık ve yani sadece aksaklık olarak düşünmemek lazım. Gelişmelerle ilgili eklemek istediğim şeyler var mı abi? Şöyle bir o da şimdi aklıma geldi. Bu hakemlerin görme engelli sporcuya uzaklığıyla alakalı atletizm pistinde 60 metre çizgisini iple çizdiklerini, kalın bir iple çizdiklerini, hani kireçle çizilmesi gereken ya da boyayla belirlenmesi gereken çizgiyi iple çizdiklerini duymuştum. Aynı şekilde uzun atlama sınırının da aynı şekilde iple çizildiğini duymuştum. Bunların tabii ki sporcu sağlığı için çok tehlikeli olduğunu arkadaşlara da söyledim. İnşallah bundan sonraki turnuvalarda aynı hataya düşmezler. Çünkü B1 yarışan sporcular var burada. İpe takılma sonucu sakatlık geçirebilir bu sporcular. Çok yanlış bir uygulama bu da, dediğim gibi hakemlerin görme engelli sporcuya ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Ya sadece B1 sporcular değil, belki B3 hatta normal sporcular için dahi o sahada bir engelin olması, bir ip olması Kesinlikle. büyük sıkıntı. Ya maalesef işte bazen o kadar güzellik oluyor mesela. Az önce saydığın şeyler. Cidden bu konuda ben tebrik ediyorum. Ama şimdi o kadar güzellik yapıyorsun. Ya bir sporcu sağlığı için çok önemli bir şey. Ya Allah Kesinlikle. göstermesin bir tane sporcunun ayağı takılsa, düşse, hadi en kötü ihtimal burnu kanasa ya. Ya tırnağı kırılsa. Ya değer mi böyle şeyler yapmaya? Yani ufacık bir şey halledilecek bir mesele. Kesinlikle öyle. Yani Allah Burada göstermesin bir öyle bir de durum olsa bu kadar güzelim bir turnuvaya gölge düşmüş olacaktı. Bu hususta da evet. burada bir de şöyle bir şey eklesem, Tabii ki. iğneyi başkasına, çuvaldızı kendimize batıralım. Burada katılan kulüp ve sporcular da
federasyonun ve burada uygulanması gereken kurallara sonuna kadar uyması gerektiğini düşünüyorum. Onlarla ilgili de birkaç olumsuz durum kulağıma çalındı. İşte yarış sahasına, pistine izinsiz girmeler gibi, uygunsuz kıyafetlerle yarışmalara katılmalar gibi. Biz de birazcık disiplinli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Her şeyi Elbette. federasyondan beklemek değil, kulüp yöneticilerinin, sporcuların da aynı şekilde hassas davranmaları gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Yani sadece istemekle olmuyor federasyonumuzdan. Kesinlikle. Öncelikle biz kendi üzerimize düşeni yaptıktan sonra işte ise istemek daha doğru oluyor. Murat abi Kesinlikle. çok teşekkür ediyorum. Ben de Ben bu de çok konuyla teşekkür ilgili ediyorum. birkaç ekleme yapmak istiyorum. Geçen seneki bu Mersin'deki atletizm turnuvasından sonra tam olarak ismini hatırlamıyorum. Atletizm'den sorumlu kişinin geçen seneki teknik kuruldan daha ziyade federasyon yönetiminden. Buradan dolayı kendisinden özür diliyorum cidden ismini hatırlayamadığım için. Ama sanırsam bu sene atletizm as başkanı değişti. Değişti, evet. Bu konuda da federasyonumuzun doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Bu değişikliğin, kan takviyesinin diyeyim artık toparlayamadım tam cümleyi kusura bakmayın. Yayın uzadıkça iyice biz de yorulmaya başladık. Bu takviyenin doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da cidden takdir ediyorum teknik kurulu. Murat abi çok sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Ben Bence de çok faydalı güzel bir uzun bir yayın oldu. Artık biz söyleyeceklerimizi söyledik. Takdir kamuoyunun. Bunlar tamamen kesinlikle. dediğimiz gibi sadece Murat Bardak ve Budak ve pardon çok özür diliyorum. Hilmi Ustun'un fikirlerinden daha ziyade şu anki görme engelli sporcularımızın camiamızdaki spor yapan sporcularımızın çoğunun sesi olarak düşünüyorum kendimizi. Ve bu söylediklerimizi lütfen sadece karşınızda iki kişi konuşuyormuş gibisinden değil, görme engelli sporu konuşuyormuş gibisinden düşünün. Ve lütfen kulüplerimiz, yöneticilerimiz, federasyonumuz bir karar alırken lütfen kendinizden daha önce öncelikle sizin var olma sebebiniz olan sporcu düşünmenizi tavsiye ediyorum. Ve bunu yapmanızı da bekliyorum. Sonuna kadar Murat abi söylediklerine katılıyorum eklemek İlmicim. istediklerim varsa alayım ve yayını kapatayım artık. Ben söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi bu programa katılmadan önce elimden geldiği kadar adil olmak için iki taraftan da bilgiler almaya çalıştım. Adil olarak burada bilgileri paylaşmaya çalıştım. İnşallah dinleyicilerimiz de içinde faydalı olur. Çok teşekkür ediyorum Murat abi. Ayda bir guest bir atletizm özel yayınımızın sonuna geldik. Siz de bu yayını beğendiyseniz beğenmeyi. Eğer sizin de birkaç kelam etmek istediğiniz sözünüz varsa yorum yapmayı ve bu yayını paylaşarak kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Guest bir medya tüm hızıyla yayınlarına devam ediyor. Novo'yumuz başladı. Lig başladığı zaman Novo'yumuz daha da heyecanlanacak. Gol boy kestiğimiz, iz bırakanlarımız, ten second'ımız, mental gücümüz ve ayda bir guest bir yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Takipte kalın. Görüşmek üzere.